Son zamanlarda boşanma davalarında çocuğun kendi soyadını verme, çocuğun velayetini alan annenin en önemli taleplerinden biri haline geldi. Anayasa Mahkemesi boşanmada çocuğun velayeti anneye verilmişse, annenin çocuğa kendi soyadını vermesinin yolunu açtı. Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda alınan kararla ilgili vatandaşlara düşüncelerini sorduk. Anayasa Mahkemesi boşanmada çocuğun velayeti anneye verilmişse çocuğa kendi soyadını vermenin yolunu açtı. Peki Aydın'da yaşayan vatandaşlar kararı nasıl karşılıyor? Ben doğru bulmuyorum. Bence yani bir babanın soyadını taşımasını daha mantıklı buluyorum. Yani eğer boşandıysam zaten sevmiyorumdur. O zaman o erkeğin soyadını almasını istemem. Tabii ki benim soyadımı taşısın çocuğum. Sonuçta ben doğurdum, ben taşıdım. Ayrıldıysam da yani eşimi de sevmiyorumdur. O zaman benim soyadımı kullansın tabii. Güzel bir şey olmuş. Peki siz neler söylemişsiniz? Bence de güzel bir karar yani doğru bir karar. Hani nasıl istiyorsa onu kullansın. İster babayı kullansın, ister anneyi, çocuğa kalsın. Seçme özgürlüğü onun olsun. Peki ben sen? De arkadaşıma katılıyorum. Seçme özgürlüğü çocuğa ait olmalı bence de. Gayet normal. Vermesi lazım. Bence normal. Anne kendi soyadını vermesi doğru bir karar. Tabii doğru bir karar ya. Tabii büyükler daha iyi bilir bunları. İyi bir şey. Değil mi kızım? Gerçekten öyle. Öyle bir şey var. Ben 12 yıl oldu eşimle ayrılalı. İki tane çocuğum var. Bir kızı bir oğlum var. Kızım üniversitede okuyor. Oğlum lisede okuyor Antalya'da. Yani zaten benim üzerimde kalsa da onun üzerinde yani fark etmiyor yani. Zaten benim üzerimde hiçbir şey yok. Olsa da yine çocuklarım ben yardımcı oluyorum. Olurum da. Zaten fark etmiyor yani. Ben İyi karşılarım ya. Versin soy ismini. İkinizin soyadını alabilir. Alsın ya ne olmuş yani. Bir sıkıntı olmaz ki bunda. Vallahi Allah yolunu açık etsin onun da. İyi güzel bir şey yani. Fark ediyor mu? Etmez bence. Onu dünyaya getiren anne istediği gibi yapabilir bence normal. Kendi soyadını tabii, verebilir tabii canım. Onun, en az baba kadar onun da hakkı çocuğun üzerinde. Dünyaya gelmesinde onun da hakkı. Bence çok iyi olmuş yani. Aslında çok normal bir karar. Demokratik ülkelerde böyle kararlar her zaman vardır. Eğer biz de lafta da olsa demokratik bir ülkeysek böyle bir kararın Türkiye'de uygulanmasına sevindim. Teşekkürler. Siz güzel, sizce yerinde nasıl? Bir karar. Yerinde olmalı. Böyle bir şey kararı baba. Baba da o soyadı taşımalı. Yani bir evladı baba önemli başta. Sonra anne ikinci planda. Yani anne veyahut da eşit ama millet herkes yorumunu farklı veriyor ama baba öde anne ikinci. Ben böyle yorumu görüyorum. Erken annesini evinden mi getirmiş çocuğu? Yanlış orada. Demek ki evlendikten sonra bulmuş çocuğu. Babasının soyadını taşıyacak. Şekilde olması gereken bir kanundu. Niye hem eşitlik diyoruz da neden bu konuda ayırıyoruz ki? Şimdi günümüzde ailenin lideri erkek kadın diye bir şey yok artık. O sadece bize Osmanlı'dan kalan bir bence kötü bir miras. Yani boşandıktan sonra çocuğun soy isminin anne soy ismi taşımasında bence hiç mahsur yok. Bu manevi bir tatminsizlik bence. Yani ben kendi adıma konuşayım, empati yapayım. Benim çocuğuma annesi soy ismini verecekse ben yine gurur duyarım. Madem ki onu eş olarak kabul etmişim ve çocuk sahibi olacak kadar onu ciddiye almışım. Bence bunda hiçbir sıkıntı yok. Bence çok yerinde bir karar. Bunu zaten bekliyordum böyle bir karar çıksın diye. Çünkü günah çocuk benim de çocuğum ama sanki sadece onun çocuğuymuş gibi onun soy ismini taşıması çok kötü bence.